Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle bu Strap 4 eğitim setimizin 29. dersiyle birlikteyiz. Pagination sayfalama ile breadcrumbs sayfalama işaretlerini size bu derste göstereceğim. Videolarımı beğeniyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Böyle bir hatırlatma da yapma gereği duydum. Hemen başlıyoruz. O halde bir sayfalama varsa bir nav etiketi, navigation etiketi HTML5'in bize sunduğu kullanmamız gerek. Ve bizim kesinlikle arkadaşlar artık ekran okuyuculara göre de sitemizi tasarlamamız lazım. Sitemizin erişilebilirliğini arttırmalı ve görmeyen kardeşlerimize de uygun bir kodlama yapmamız gerekiyor. Tabii ekran okuyucular ne kadar doğru Türkçe okuyor bilmiyorum ama biz elimizden geldiğince onlara yardımcı olacağız bu konuda. Arya label diyerek ekran okuyucuya bunun ne olduğunu anlatıyorum. Sayfalama diyorum. Bu bir sayfalama, pagination. Ya da eğer İngilizce yazıyorsanız sitenizi, yani pagination yazabilirsiniz. Size kalmış. Bir liste oluşturacağız. Ve buradaki listeye ben hemen klasımı atayacağım. Ne diyorum? Diyorum ki bu Strap 4 bunun için bana ne vermiş? Hemen P'ye basıyorum. A'ya basıyorum. Hala çıkmadı. Neyse, pagination. Gördüğünüz gibi bana pagination klasını sunuyor. Geliyorum ve diyorum ki bir liste oluşturacağım. Listeme hangi klasımı atayacağım? Bunun bir sayfalama listesi olduğunu anlatmam gerek. Bunun için de page item denilen bir klas oluşturmuş bu Strap 4. Page item diyorum. Bu listenin içerisinde bir link atamam lazım. Sonuçta bu bir sayfalama. A ref diyorum. Henüz bir yere gitmesini istemiyorum. Linkimi atadım. Linkimi atadım. Ne diyeceğim ben buraya? Mesela önceki. Önceki diyeceğim. Şimdi linkime de bir class atamam gerekiyor ki doğru düzgün çalışsın. Bir şöyle görelim. Evet, şöyle bir şey oldu. Biz geleceğiz, bunu düzelteceğiz. Bakın, class diyorum. Page, bu bir sayfa linki diyorum. Page link. Hemen geliyorum. Bak, son derece uygun bir şekilde çevirdi bizim için. Yani hiç dokunmamıza gerek kalmadı. Kendisi halletti. Evet, hemen buradan devam edeceğiz. Kopyalayalım bunları. Evet, gördüğünüz gibi bir sayfalama oluşturduk. Önceki, sonraki. Bu şekilde bir sayfalama yaptık. Peki, sayfalamamızı yaptık. Ama hangi sayfada olduğumuzu nasıl anlayacağız? Bunun için de Active Class dediğimiz bir class oluşturmuşlar. Hemen bakın listeme, li'ye gelip Active Class'ı atayacağım. Mesela 1'de olduğumu varsayıyorum. Active klasını atadığımda artık birinci sayfada olduğumu gösteren şu CSS uygulanacak. Şu stil uygulanacak. Gördünüz mü? Birinci sayfada olduğumu söylüyor. Birinci sayfadaysam o halde önceki diye bir tuş olamaz. Şunu bloke etmem lazım. Disabled yapmam lazım. Hemen geliyorum. Buraya disabled diyorum. Bakın gördünüz mü? Şunu tamamen disabled yaptı. Ama şimdi ekran okuyucu kullanan kardeşlerimiz için de düzenlemeler yapmamız gerek. Yani bu linke tıklamaması için tab tuşuna bastığında mesela taba basıyorum. Bakın önceki geldi. Taba bastığımda öncekini işaretlememesi gerekiyor. Bunun için ne yapacağım? Linkime geleceğim ve tab index -1 diyerek tab tuşunun öncekinin üzerine gelmesini, çünkü öncekinin disabled olduğunu, yani kapalı olduğunu görmeyen kardeşlerimiz anlayamaz. Onun için tab tuşuna basabilirler. Tab tuşuna bastıklarında önceki tuşunu es geçmeleri gerekiyor. Çünkü 1'den, 2'den, 3, 4, 5 sonraki diye devam etmesi lazım. Ama öncekiye hiçbir zaman gelmemesi gerekiyor. Bu yüzden tab index, yani tab tuşuna basılmasını engelledik bu linkte. Bunu bundan çıkarttık. Şimdi başka ne
yapacağız. Şimdi aktif klasını şurada yaptık. Burada da aktif klasını yine düzenlemeler yapmalıyız ekran okuyucu kullanan kardeşlerimiz için. Hemen geliyorum. Burada bir yaptık. Tamam, güzel. Fakat biz burada hemen şöyle göstereyim size. Bir span atamalıyız. Ve demeliyiz ki şu an bu sayfadayız. Şu anki sayfa. Yani ekran okuyucu kullanan kardeşimiz birinci sayfada olduğunu bilmeli. Birde olduğunu bilmeli. Bu yüzden diyorum ki bir şu anki sayfa. İşaretliyorum. Bakın bir şu anki sayfa. Fakat şu anki sayfa kısmını sadece ekran okuyucu kullanan kardeşlerimiz görsün. Normal kullanıcılar görmesin. O halde ne yapacaktık? Span'e gelip bir class atıyorum. Ne diyorum? SR only. Yani sadece ekran okuyucu görsün. Vatandaşlara bunu göstermene gerek yok diyorum. Bakın gitti. Ama gizli arka planda ekran okuyucu için ben bu yazıyı bıraktım ki görmeyen kardeşlerimiz hangi sayfada olduklarını bilsinler. Böyle bir şekilde yardımcı olabiliriz onlar için. Şimdi diyelim mesela 5. sayfadayız. Aktif klasımı hemen 5'e çeviriyorum. Şu halde şuradaki span işaret, şuradaki span'i de şuraya getireceğim. Evet, 5'teyim. 5'ten sonra yok. O halde sonrakinin disabled olması gerek. Şuradaki tab tuşuna basılmasını önleyen kodu da getirip buradaki linke bırakacağım. Bakın sonrakini iptal etti. Tab tuşuna basıyorum. Önceki 1, 2, 3, 4, 5. Bakın sonrakine tab tuşu gitmiyor. Şuraya geldi. Yani anlayacağınız tamamen sizin ne yapmak istediğinize bağlı. İkonlar var sayfalamada. Yani diyelim siz önceki ve sonraki değil de ikon kullanmak istiyorsunuz. HTML bunun için bir şeyler bırakmıştı. HTML eğitim setimi izleyen arkadaşlar bilir. Orada vermiştim. Orada ne demiştim? Hemen şöyle V işaretini bırakıyoruz. Left. İlk önce sola yapacağız ya. Left AQ. Bakalım. Hakikaten evet. Bakın sola dönük şu iki işareti bıraktım. Sonraki yerine biz ne bırakabiliriz? Right AQ bırakabiliriz. Yani sağ, İngilizce isimlerini bırakmışlar. Sağa doğru bir AQ işareti bırakabiliriz. Hemen şöyle bakın. İşaretleri de gösteriyor bize. Bakın. Karekök işareti. Şu işareti de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ya da şunu yapabilirsiniz. Göstereyim maksat görmeniz. Şöyle ok işareti de yapabilirsiniz. Ya da şu işareti de yapabilirsiniz. Bu da uygun. Görüyor musunuz? Ama ben AQ işaretini bırakacağım. Şimdi siz eğer bu simgeleri kullanmak istiyorsanız, bu HTML simgelerini bırakmak istiyorsanız şöyle bir problem ortaya çıkacak. Ekran okuyucu bu simgeleri tanımayıp kafaları karışacak. Şimdi ekran okuyucunun bunu görmesi, okuması ve görmeyen kardeşlerimize bunu bildirmesi lazım. Bunlar ne? Hemen geliyorum diyorum ki şu halde ben madem linklerimi simgesel yaptım, hemen geleyim ben buradan açıklayayım. O kardeşime diyeyim ki are you label ekran okuyucuya diyorum ki bu önceki işareti şuraya bir are you label'ımı kopyalayayım. Şurası ise sonraki. Sonraki işareti şurası. Yani buranın ne olduğunu are you label ile ben burada string'e çeviriyorum bunu ve anlatıyorum yani ekran okuyucuya. Diyorum ki ben burada bir simge yaptım. Bu simge ne peki? Bu simge sonraki butonunun simgesi. Hatta bununla da yetinmeyeceğiz tabii ki. Diyeceğiz ki madem öyle ekran okuyucular için şöyle bir şey yapacağız. Şunu bir span içerisine alıyorum. Ve bunu ekran okuyucunun görmesini engelleyeceğim şu işareti. Çünkü bu işareti ekran okuyucunun görmesine gerek yok. Bunu sadece gören insanlar için kullanacağım. Yani görenle görmeyen arkadaşlarımıza farklı kodlama yapacağız.
Arya hidden, sakla. Kimden? Ekran okuyucudan. Ekran okuyucuya okutma bu kısmı. Bu simgeyi ekran okuyucunun bilmesine gerek yok. O halde ekran okuyucunun neyi görmesine gerek var? O zaman ekran okuyucu için özel bir kod yazalım. Yani hem ekran okuyucu kullananlar hem kullanmayanlar için farklı kod yazmış olacağız. Ne yapacağız? Diyorum ki span class diyorum. Sadece okuma diyorum ekran okuyucular için. Ne diyeceğiz? Önceki. Bakın iki farklı kod yazmış olduk. Önceki için. Ne yaptım? Dedim ki sen Arya hidden. Hidden gizlemek diyerek. Evet gizlemek istiyor musun? Evet diyorum. Neyi? Ekran okuyucudan gizle. Neyi? Bu simgeyi. Şu gördüğünüz simgeyi. Tamam onu ekran okuyucudan gizledik. O zaman ekran okuyucu ne okuyacak? Ekran okuyucu da bir alt span'de bakın sadece şu SR only klasına gelecek ve sadece bunu okuyacak. Önceki diyecek. Yani bu simgeyi görmeyecek de önceki diye okuyacak ekran okuyucu. Aynı şeyi sonraki simgesi için de yaparsınız. Eğer simge kullanmak istiyorsanız bakın hemen şöyle geleyim. Şöyle çift span write aq'yu şuraya yapıştırıyorum. Evet. Diyorum ki sen gizle normal ekran okuyucudan. Fakat ekran okuyucuya neyi göster diyorum? Sonraki yazısını göster. Sonraki diye oku. Ekran okuyucu buraya geldiğinde sonraki diye okuyacak. Bu şekilde ekran okuyucu kullanan kardeşlerimiz için de uygun bir şey olmuş olacak. Şimdi sayfalamada boyut, sizing konusuna geçelim. Boyutlar nasıl olacak? İlk önce large olur ya da small'u mu ilk önce göstereyim? Tamam, size hemen geliyorsunuz burada. Pagination bakın small. Pagination small'u bıraktık. Hemen şöyle bir tekrardan bir small'dan normalini yapalım. Normaline hiçbir şey yazmıyorsunuz. Default bu. Bu default sayfalama. Bu da large, büyük. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi small, default yani normal bu tanımlı. Bir de large yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa, büyük seven arkadaşlar varsa yapabilir. Bence bu büyük olan hiç hoş değil. Bu default olan gayet şık ve yeterli diye düşünüyorum. Ha, küçük bir şeyler yapmak için de small da güzel. Small ve default gayet uygun. Fakat büyük sevenler için de yapacak bir şey yok. Öyle olur. Şimdi alignment var. Hizalama konusunu da anlatayım ben size. Diyelim sayfalamamızı ortada istedik. Hemen şu ortadakini ortaya alalım. Default olan hangisi? Şu. Tamam. Aynen. Buraya geliyorum ve diyorum ki şu pagination'ın hemen yanına justify diyorum. Content center. Diyorum iki yana hizala içeriği nerede? Merkezde. Hemen ortaya alacak. Gördüğünüz gibi ortada. Default zaten solda. Hizalama vermezseniz her zaman soldan başlar. Ortaya almak istiyor olabilirsiniz ya da sağa almak istiyor olabilirsiniz. Sağa almak istediğinizde ne yapacaksınız? Hemen şu large'ı da sağa alalım ve diyelim ki justify content end. Yani end son demek, sona al. Gelecek, sona alacak gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir hizalama da yapabiliriz. Şimdi breadcrumbs konusuna geçelim. Aslında bu galeta unu demek normal İngilizce'de fakat teknik İngilizce dediğimiz bir İngilizce var. Sayfa işaretleri. Bunu hemen şöyle göstereyim ben size. Şunları sileyim. Sayfalama konusunu anladığınızı varsayıyorum. Hemen geliyorum bir navigasyon açıyorum ve diyorum ki Arya Label ekran okuyucular için bunun ne olduğunu anlatıyorum. Breadcrumb diyorum. Türkçe ne yazacağımı bilemediğim için bunu yazdım. Siz Türkçesini bulacaksınızdır. Yani
görmeyen kardeşlerimize ben bunu nasıl anlatacağımızı bilmiyorum, breadcrumb olayını. O yüzden İngilizcesini yazdım. Siz Türkçeleştirin kendi sitenizde. Artık nasıl uygun görüyorsanız. Ben doğru kelimeleri bulamadığım için yazmadım. Hemen şöyle bir şeyler yapalım. Bir class vereyim. Tabii yanlış yere class verince böyle oluyor. Bunun bir breadcrumb olduğunu söylüyorum. Bakın order list kullandım. Order list kullandık. Bu önemli. Hemen geliyorum. Bir liste atıyorum. Ve burada diyorum ki bu bir breadcrumb olacak diyorum. Bu bir breadcrumb'ın item'ı. Item madde demek. Breadcrumb item. Hemen aktif de diyelim. Yani şu an o sayfada olduğumuzu belirtiyoruz. Aktif o sayfadayız. O sayfada olduğumuzu bildirmek için de ekran okuyucuya bunu anlatıyorum ve diyorum ki ekran okuyucu sen buraya gelip current sen bu breadcrumb'ın üzerine geldiğinde hangi sayfadaysak şu an bu sayfadayız ya aktif yaptım. O zaman diyorum ki are you current? Current şu anki, şimdiki demek. Şu an bu sayfada olduğumu anlat görmeyen kardeşime. Mevcut sayfa diyeyim Türkçe. Mevcut sayfadayız zaten. Ana sayfa diyelim ya da İngilizcesi daha güzel duruyor arkadaşlar. O yüzden İngilizce yani çok ilginç bir şey ama menülerle breadcrumb İngilizce'de daha güzel duruyor. O yüzden İngilizcesini yazdım. Ana sayfa demek home. Geldim bunu kapattım. Tamam güzel bir bakalım neler oldu. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir breadcrumb oluşturdu. Breadcrumb'ı şöyle daha net size gösterebilmek için böyle iki tane daha yapayım. Maksat şuradaki listeleri arttıracağım. Şurada iki tane yapacağım. Şurada ise üçlü yapalım. Güzel. Home'dan nereye gitsin? Diyelim ana sayfada library menüsüne tıkladı ve kütüphane library kütüphane demek. Artık mevcut sayfamız library değil mi? Çünkü home menüsünün içerisindeki linkinin içerisindeki library menüsündeyiz, sayfasındayız. Home sayfasında değiliz artık library. O halde bunu aktif yapacağım. Yukarıdaki home'u aktiflikten çıkaracağım tabii ki. Hemen bir bakalım ne oldu. Link şeklinde görülmemesinin sebebi linki atamayı unutmam. Ben de bakıyorum. Niye link şeklinde olmadı diye. Home şöyle. Home kısmını burada getirip ana sayfa dedik. Ama bunu bir link şeklinde yapmamız gerekiyor. Bakın şuradaki home inaktif görüyor musunuz? Link şekline sokmadı. Çünkü linki oraya yazmadık. Evet, gördüğünüz gibi breadcrumbs da bu şekilde sayfa işaretleri olarak görüyorsunuz. Mesela library, biz şu an kütüphanedeyiz. Home, ana sayfaya geri dönmek istersek şuna tıklayacağız. Mesela library'nin içerisinde data adlı linke tıkladım ve data sayfasındayım. Şu halde library'ye ya da home, ana sayfaya geri dönmek istediğimde kütüphaneye ya da ana sayfaya tıklıyorum. Bu şekilde bir breadcrumb yapabilirsiniz. Bu derslik bu kadar yeter. Pagination ve breadcrumbs'ı anladığınıza inanıyorum. İnşallah anladınız. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.